Mutlu günler değerli basketbol severler. Galatasaray İstanbul Üniversitesi deplasmanında Avcılar. İstanbul Üniversitesi spor salonunun içerisindeyiz. Turgay Atasüz spor salonunda sevgili Ayşegül Aydemir Kazmaz'la birlikteyiz. Öncelikle selamlar. İyi bir cumartesi günü diliyorum. Evet. Güzel bir mücadele bekliyoruz açıkçası, öyle değil mi? Evet. Her geçen hafta daha da enteresan bir lige dönüşüyor ligimiz. Ve her maçta gerçekten çok enteresan sonuçlar olduğu gibi gerçek mücadelesi de yüksek karşılaşmalar oluyor. Bu karşılaşmanın da öyle olacağını ümit ediyoruz. Evet değerli basketbol severler, röportajlarımız hemen başlayacağız. Hızlı bir giriş yapalım yayını. Malkovic hani sanki biraz da bu durumu çok kabul etmiyor gibi. Yani kötü bir gidişat içerisinde olduklarını çok kabul etmiyor gibi açıklamalarında. Ben öyle algıladım en azından. Ya da en azından bunun bazı nedenleri olduğunu ifade ediyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz bunu? Nedenlerini Euro Cup'taki yorgunluğa bağlayarak söylüyor. Arkasından onu ekledi. Çünkü özellikle zor geçen bir Euro Cup maçından sonra Yakın Doğu Üniversitesi ile yaptıkları maçta gerçekten de son çeyrekte yorgunluk belirtileri çok net ortadaydı. Tabii sakatlıklar da etkilediğini söyledi. Bu tabii her takım için geçerli ama Galatasaray'ın şöyle bir dezavantajı var. Yaptıkları transferler henüz yerini bulmadığı için özellikle de 5 numara eksiğini yaşarken, 5 numaradaki eksikliği hissederken maçlarda öndeki kısa oyunculara çok fazla sorumluluk düşüyor. Bundan dolayı da yorgunluklar daha da fazla artıyor. Çünkü Euro Cup maçında kazanarak turu geçmek istedikleri için çok fazla efor sarf ettiler. Ve bu da ligdeki maçlara yansıdı diye düşünüyorum. İstanbul Üniversitesi tabii baktığımızda ligin istikrarlı takımlarından biri aslında. Hem bütçe hem hedefler olarak çok yüksekleri görmeseler de oynadıkları basketbolla gerçekten hem istikrarı ortaya koyuyorlar hem de keyifli bir basketbol izlettiriyorlar bize. Evet, kuşkusuz Euro Cup'ta da şampiyonluk hedefleyen bir takım Galatasaray elbette, ama orada da yine özellikle ülkemizden rakipleri de gayet kuvvetli olduğunu söylemek evet, gerekiyor. Orası da gerçekten çok enteresan ve çok heyecanlı bir duruma dönüştü. Çünkü 4 tane Türk takımı oldu Hatay'ın da Euroleague'den gelmesiyle. Ki çok yükselen de bir grafiği var Hatay'ın. Bunun yanında tabii daha yorucu bir tempoya giriyorlar. Çünkü rakipler de daha güçlü rakiplerle artık çeyrek finalden sonra daha güçlü bir karşılaşmayla devam edecekler yollarına. Bütün ekiplerimiz, Bellona Agi olsun, Yakın Doğu olsun, Galatasaray ve Hatay Büyükşehir Belediye. Tabii bunların aynı zamanda şimdi önümüzdeki haftada Türkiye Kupası var ve takımlarımız burada da mücadele ediyor. O yüzden de gerçekten hem ligin gidişatı açısından hem de Euro Cup'ın ve Euro Lig'in devamı açısından, yani oradaki performansların açısından çok kritik bir döneme giriyor sporcularımız ve takımlarımız. Buradan en verimli olarak çıkacak takımların neye göre olacağını, yani takım kadrosu mu belirleyecek, savunmalar mı, hücumlar mı, antrenörler mi, çok ciddi bir dinamikleri var bu organizasyonun. Dolayısıyla da gerçekten çok keyifli haftalar bizi bekliyor diyebiliriz. Sezon başında Galatasaray açısından baktığımızda Juan Anderson ve Moria Jefferson'ın daha çok birlikte oynadığı dönemde Galatasaray daha hızlı basketbol oynuyordu ve evet, çember altında belki hani rebound konusunda eksiklik yaşasa bile o eksiklik bir şekilde giderebiliyordu. Ama şu anda son dönemde daha fazla Astu Traore'yi tercih ediyor Marina Malkovic ve Anderson'ı çok tercih etmiyor. Bu tercihi nasıl yorumluyorsunuz? Kuşkusuz bunu da konuşmak gerektiği görüşündeyim açıkçası. Çünkü çok rebound katkısı veren bir oyuncu değil aslında Astu Traore baktığımızda da. Daha fazla takıma adapte oldu diyebiliriz ilk karşılaşmalara göre. Evet. Yakın Doğu Üniversitesi maçında böyle bir tercih yapmıştı ilk olarak.
O tercihi yaparken de özellikle yakın doğunun tabii boyalı alandaki üstünlüğü ve eşleşme sıkıntısından dolayı tercih ettiğini düşünüyorum. Tabii bu da diğer kısa oyunculara çok fazla bir yük bindirdi ve belki de yorgunluğun en büyük sebeplerinden biri oldu diyebiliriz. Orada biraz daha ön sahada baskı yapacak oyuncu eksikliğini hissettiler. Ama bu tabii koçun tercihi, çünkü nasıl bir basketbol oynatmak istediğine göre seçim yapıyor. O gün öyle bir basketbolu tercih etti. Aslında sonucunu ben de bu kadar büyük farkla beklediğini tahmin etmiyorum. Bu kadar yansıyacağını herhalde bu da düşünmüyordu diye tahmin ediyorum. Çünkü burada rakip yakın doğu üniversitesi biraz daha Eurocup'tan daha rahat geldi Galatasaray'a oranla. Çünkü hem rotasyonu daha geniş kullanabiliyor, öyle bir avantajı var. Hem de daha rahat bir maç geçirdi. Dolayısıyla da Kadınlar Basketbol Ligi'ne geri döndüğünde daha diri bir yakın doğu üniversitesi vardı. O maçın özelinde de çok iyi bir hücum sergiledi yakın doğu üniversitesi. Keza Galatasaray'ın da belki sezon başından beri en kötü müdafaalarından birini gördük. Beşler ekrana geldi az önce de. Hakikaten bugün zorlu, güzel, çekişmeli bir maç bekliyoruz. Bu salondaki maçlar bu sezon neredeyse hemen hemen hepsi özellikle TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınladığımız maçlar. Son topa kadar nefesleri kesen maçlar oldu. Yine öyle bir maç olmasını diliyoruz. Bir kez daha beşler ekranda. Tam White, Putnina, Gizem Yavuz, Sasha Kado, Jordan Hooper İstanbul Üniversitesi 5'i, Traore, Işıl, Popova, Vitola ve Jefferson'da Galatasaray 5'i. Popova'nın sakatlığı vardı. O tekrardan döndüğü kadroya dahil oldu bu maç itibariyle, ki o da sezon başından bu yana özellikle ilk yarısında sezonun beklentilerin çok üstünde bir katkı sağladığı görüşündeyim. Katılıyorum buna. Botaş maçındaki açıkçası sakatlığı erken, yani maçın başındaki sakatlığı maçın sonucuna da etkilediğini düşünüyorum. Çünkü sezon başında alıştığı bir sistem vardı Galatasaray'ın. O sistemi dışına çıktığında daha zorlanıyor sahada. Zaman zaman da hem hücumda hem müdafada bu tip geliş gidişler olabiliyor. Bunun yanında biraz önce söylediğine geri dönelim. İstanbul Üniversitesi'nin buradaki maçlarının gerçekten de son dakikaya kadar inatla devam ettirmesi gerçekten de İstanbul Üniversitesi'nin bir karakterini oluşturuyor diyebiliriz. Çünkü hiçbir maçı bırakmıyor. Sonuna kadar mücadelesini ediyor. Ayrıca da maçın sonlarını da gerçekten iyi oynayan bir ekip diyebiliriz İstanbul Üniversitesi içinde. Evet, değerli basketbol severler, az sonra mücadele başlayacak. Kuşkusuz sonucunu heyecanla beklediğimiz maçlardan bir tanesi. Son dönemlerdeki performanslarına bakacak olursak Galatasaray son iki maçını kaybetti. Botaş deplasmanındaki 77-74 mağlubiyeti vardı. Yakın doğu karşısında kendi evinde 21 sayı farkla mağlup oldu. Avrupa'da Ragusa'yı iki maçta mağlup ederek geçti ve çeyrek finale kaldı. İstanbul Üniversitesi ise oldukça formda, son 5 maçında sadece bir kez kaybetti. O da Hatay deplasmanında. Bu da olan mağlubiyetlerden bir tanesi, beklenebilecek mağlubiyetlerden bir tanesiydi. ASKİ deplasmanında mağlup etti. Fenerbahçe'yi burada yenmeyi başardı. Osmaniye ve Mersin Basketbol Kulübü Doğuş karşısında da farklı bir galibiyet aldı. Şaziye ayrıldı. Belki birazcık daha rotasyon daraldı. Daha sıkıntı yaşayabilirler diye düşünürken tam tersini gördük o dönemde. Evet, kesinlikle Şaziye'nin gidişinden sonra bir farklılık olacağı beklentisi vardı. Fakat onun sorumluluğunu Gizem Yavuz'un aldığını görüyoruz. Daha fazla skora katkı sağlamaya başladı. Bunun yanında da gerçekten yabancı oyuncularından çok olumlu katkı alan bir takım İstanbul Üniversitesi. Aslında yıllardır Fırat Hoca'nın da birkaç yıldır üst üste istikrarı sağlayan şeylerinden bir tanesi de hücumdaki her maça o maçın özelliğine göre hücum organizasyonu yapıyor. Bunun da o inatçı takımın da ortaya konmasıyla beraber, çünkü farklı bir yapısı var İstanbul Üniversitesi'nin birçok kulübe göre. Onu ortaya koyduğu zaman gerçekten sahada fark yaratıyor.
Tabii son iki maçı daha önce saydığım maçlara göre daha kolay maçlardı diyebiliriz. Ama Aspi'yi deplasmanda yenmiş olması, Fenerbahçe'yi de burada kendi sahasında yenmiş olması gerçekten çok çok önemli galibiyetler. Galatasaray aslında sahaya koyduğu müdafaa enerjisini bütün maça yaydığı takdirde karşı takımı çok zorlayan, Fırat Hoca'nın da söylediği gibi, yani o zorluğu yaratan ve kaosu yaratan bir savunma anlayışı var. O kaostan sakince pasla çıkan takımlar genellikle Galatasaray'a karşı avantaj sağlıyorlar. Çünkü top arkaya geçtiğinde, öndeki sert savunmanın arkasına geçtiğinde kolay sayılar buluyorlar. Eğer bugün İstanbul Üniversitesi bunu başarabilirse, o kaostan çıkmayı Fırat Hoca'nın da söylediği gibi başarabilirse daha keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Evet, mücadele az sonra başlayacak değerli basketbol severler. Johan Anderson, bir kez daha belirtelim, bugün tercih edilmeyen yabancı oyuncu olarak Galatasaray'da maçı tribünden takip edecek. Vitola, Popova, Astu Traore ve Jefferson, Galatasaray'ın 4 yabancısı 5'te başlıyor ve mücadele başladı. İlk hücum Galatasaray'dan. Jefferson. Moria Jefferson. Işıl alır almaz atış isabetli değil. Ten White aldı savunma reboundunu, şimdi İstanbul Üniversitesi hücumda. Gizem. Atışlı isabet yok Ten White. Sonrasında hücum reboundunu Putlin aldı ve foul geldi. Astu Traore'ye sanırım, evet, ona çalındı foul. İstanbul Üniversitesi hücum olacak. Gizem. Işıl'ın yakın savunması vardı. Dışarı çıkarttı şimdi Ten White. Ten White içeri girdi. Ten White zor pozisyonda basketi buldu. Ten White. Özellikle en iyi yaptığı iş zaten bu Ten White'ın. Evet, İstanbul Üniversitesi Ten White'den sayı katkısı aldığı maçlarda gerçekten fark yaratıyor. Bir dönem bir formunda düşüş vardı. Ama artık toparladığını görüyoruz. Popova içeri girdi, isabeti buldu. Tabii Galatasaray'ın da Jefferson gibi çok hızlı ve skorer bir silahı var. Bunu çok iyi organize eden, çok tecrübeli bir gardı var Işıl Alben gibi. Bunun bakalım nasıl yansıyacak maç gidişatına. Ten White foul bekledi. Şimdi hızlı hücum Moria Jefferson. Popova. Popova'nın atışı isabetli. Üst üste basketler Popova'dan. Jordan Hooper. Işıl koştu. Topu çaldı ama sonrasında Gizem'den top kaybı geldi. Galatasaray hücum olacak. Gizem Yavuz'un da son dönemde özellikle Fenerbahçe karşısında ortaya koyduğu maçtan sonra da artan bir özgüveni, sahadaki performansı var. Bunu da söylemek gerekiyor. Evet, aldığı sorumluluğu gayet iyi kaldırdığını düşünüyorum ben de. Hem müdafaa hem hücum anlamında takım da iyi organize ediyor. Hücum anlamında Galatasaray istediği şekilde başladı mücadeleye. Jefferson'ın asistinde Christine Vitola'nın basketi geldi. Gizem. Ten White. Dan White, Sasha Kado karşısında Moria Jefferson var. Sasha Kado içeri girdi ama sonrasında faul çalındı. Işıl ayakla müdahale ettim dedi. Faul olmaması gerektiği yönünde bir şu pas an. Verdiğini galiba söyledi. Yani çıktıktan sonra pas, yani evet, yerde olduğunu, iki atış olmaması gerektiğini evet, doğru. İkide iki attı Sasha Kado. 6-4 farkı iki sayı indirdi İstanbul Üniversitesi. Moria Jefferson. Işıl. Popova dışarı çıktı ama görmedi.
Jefferson yetişmeye çalıştı, yetişemedi. İstanbul Üniversitesi hücumu olacak şimdi. Şimdi tabii Gizem Yavuz'la savunuyorlar Jefferson'ı. Jefferson'ın çabuk ayakları ve her çembere gidişi aslında böyle bir rotasyonu olan bir ekip için dezavantaj. Çünkü hem savunmada hem hücumda. 3 sayılık isabet geldi. Öne geçiyor İstanbul Üniversitesi. Jordan Hooper. Çok iyi bir skorer. Jefferson. Moria Jefferson. Gizem karşısındaydı. Popova içeri indirdi. Aslı Traore iki oyuncu karşısında atışını kullandı. İsabetli değil. Vitola'dan top dışarı çıkıyor. İstanbul Üniversitesi ile oyun devam edecek. İstanbul Üniversitesi alan müdafasına döndü. Topun içeriye geçmesini engellemek ve daha kolay sayıları bulması açısından. Gizem bomboş Putmina'yı buldu. Putmina'nın isabeti var. Üst üste basketler İstanbul Üniversitesi'nden. 7-0'lık seri yakaladı şu anda ev sahibi takım. Ve İstanbul Üniversitesi'nin de genelde bu tip maçlarda çabuk hücum ederek savunmanın yerleşmesine izin vermeden topu kullanmaya çalıştığını görüyoruz. Daha önceki Galatasaray maçında da Abdi İpekçi'deki maçta da aynı şekilde hücum etmişti. Aslı Traore dışarı çıkarttı. Jefferson son anda Işıl'ı buldu. Işıl atış şansını buldu ve isabeti buluyor. 7-0'lık seriyi bozdu. Işıl Alven'le Galatasaray. Ten White. Ten White, Gizem. Ters tarafta Jordan Hooper'ı buldu bir kez daha. 3 sayılık atış. Bu kez isabeti yok ama rebound bir kez daha Jordan Hooper'a geldi. Bir hücum şansı daha İstanbul Üniversitesi için Ten White. Bu kez 3 sayılık atış Ten White'dan isabetli. Evet, Galatasaray da eşleşmeli alan müdafasına döndü şu dakikalarda. Ama çok kolay şut imkanı yakalıyor İstanbul Üniversitesi şu ana kadar. Çünkü bu tip müdafada bir açık verdim mi çok kolay sayı yeme ihtimalim var. Ters tarafa top döndüğü takdirde özellikle. Çembere giderken bu hücumu faulle kesiyor Sasha Kado. Moria Jefferson. İşte burada Sasha Kado'nun faulü geldi. İlk takım faulü İstanbul Üniversitesi'nin. Bu periyotta iki takım faulü var Galatasaray'ın. Jefferson. Deniz oyunda Galatasaray'da. Popova. Deniz. Işıl. Deniz. Atışı isabetli değil. Hücum reboundunu Vitola aldı. Bir hücum şansı daha şimdi bomboş kaldı Deniz orada. Çemberi düşünmedi. Moria Jefferson giriyordu. Onu buldu. Jefferson'dan Vitola'ya ama sonra faul geldi. Evet, Jefferson çok güzel gördü. Ve Ten White da ters taraftan uzun önüne inmekte gecikince bir faul geldi. Şimdi İstanbul Üniversitesi müdafasını değiştirerek Galatasaray'ın hücum organizasyonunu bozmaya çalışıyor. Işıl. Deniz. Ten White karşısındaydı. Hücum faul kararı Deniz'e. Kolunu açtığı evet. İçin. Gizem. Jordan Hooper. Popova karşısında Putnina şimdi Vitola ile birebir oyuna dönerek atışı Putnina'nın isabetli. Boyalı alanda ısrar ediyor İstanbul Üniversitesi ve karşılığını da görüyor. Deniz. Moria Jefferson. Moria Jefferson zor pozisyonda basketi buldu, dönerek atışı isabetli. Fark 4 sayı indi. O kadar çabuk bir oyuncu ki yani savunulması kolay bir oyuncu değil. Jordan Hooper. Sasha Kado. Ten White. Ten White çembere gitti. Popova karşısına geldi. Ten White hücum reboundunu kovaladı. Jordan Hooper atışı isabetli değil. Rebound mücadelesinde top en son Deniz'de kaldı. Moria Jefferson'ın ucunda şimdi Galatasaray. Hayırlı!
Jefferson 3 sayılık atışı. Jefferson isabetli değil. Putina savunma reboundunu aldı. İstatistiklere baktığımızda da Galatasaray'ın belki de en olumsuz olan yönü 3 sayıdaki istatistiği diyebiliriz. Dan White. Gizem. 5 saniye kaldı. 4 saniye. Putina alır almaz isabeti buldu. Aynı yerden. Evet. Üçüncü kez isabeti buluyor Putina. Şu an savunma kısmında sıkıntı yaşıyor Galatasaray. Alıştığımız sert ve yakın müdafayı henüz ortaya koyamadılar. Işıl'ın atışı isabetli değil. Ken White de hücumda İstanbul Üniversitesi. Top kaybı geldi ama bir kez daha top Ken White'a geldi. Hücum şansı devam ediyor. Ev sahibi takım adına. Gizem içeri girdi. Popova'ya rağmen atışını yaptı. İsabetli değil. Jordan Hooper pozisyonu takip etti. Basketi buldu. Marina Malkovic de molayı alıyor bu basket sonrasında. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla hücum reboundlarındaki İstanbul Üniversitesi'nin üstünlüğü maça bence en önemli, skora en önemli katkıyı sağlayan şeylerden biri oldu. Çünkü birincisi hem daha rahat şut imkanı buluyorlar Galatasaray'a nazaran, hem de hücum reboundlarıyla ikinci bir hücum şansı elde ediyorlar. Galatasaray hücumda bulduğu pozisyonları İstanbul Üniversitesi'ne göre biraz daha zor pozisyonda buluyor. Çünkü İstanbul Üniversitesi boyalı alana gömülerek şuta zorluyor Galatasaray'ı. Ön sahada henüz alışık olduğumuz Galatasaray baskısını görmedik. Sadece yarı sahada birkaç kere ikili sıkıştırmalarla İstanbul Üniversitesi'ni zor durumda bıraktılar. Daha zor organize olmasını sağladılar. Bunun haricinde şimdilik İstanbul Üniversitesi kendi istediği basketbolu Galatasaray'a göre daha fazla ortaya koyabiliyor. Galatasaray'ın sezon başındaki o agresif, müthiş, hızlı oynayan basketboluna baktığımızda ben hala ısrarla 3 kısayla oynadığı basketbolu daha çok arıyorum açıkçası. Yani Astutraore tercihinde o agresifliği ben çok fazla göremiyorum o oyuncuda açıkçası. Zaten şu anda hala belki de o müdafayı birkaç maçtır yapamama sebepleri tabii ki öndeki kısa oyuncuların, çabuk ayaklı oyuncuların yapamadığı baskı diyebiliriz. Bunu sadece Işıl ve Jefferson'la yapıldığında hem hücum hem müdafaa tarafında hem Eurocup tarafını düşünürsek gerçekten kolay iş değil. Çünkü uzun dakikalar alanda iki oyuncu. Anderson'ın sahada olmasının avantajı dediğin gibi bu açıdan ihtiyacı ortaya çıkıyor. Mola sonrasında Popova'nın basketi vardı. 18-12 farkı 6 sayı. Sasha Kado hücum süresinde olmasına 4 saniye var. Sasha Kado çembere gitti. Sasha Kado atışı kaçırdı. Işıl şimdi hücumda Galatasaray. Deniz. Top kaybı Deniz'den. Putnina'ya faul yaptı. Vitola. Bu da dördüncü takım faul oldu Galatasaray'ın. Galatasaray şu ana kadarki ortalama istatistiğinde 13.3 top kaybıyla, İstanbul Üniversitesi ise 11.5 top kaybıyla oynuyor. Ken White. Ken White'ın atışı isabetli. 20-12. Az sonra Pınar oyuna girecek. Öyle tahmin ediyorum ki Deniz kenara gelecek. Büyük olasılıkta. Jefferson. Işıl. Popova. 3 sayılık isabet Popova'dan. Skor yükünü üstlenen isim Popova. 9. sayısı Galatasaray'da. 20-15. Fark 5 sayı. Sasha Kado. 3 sayılık atış isabetli değil. Vitola savunma reboundunu aldı. Işıl da hücumda Galatasaray. Işıl. Işıl boşluğu buldu. Geçti, basket yaptı. Evet, Işıl tecrübesini konuşturdu ve çok güzel bir şekilde önünde uzun oyuncuyu görünce çembere gitti. Gizem. Sasha Kado.
Moria Jefferson karşısındaydı. Dışarı çıkarttı. Tam White atışı isabetli. 3 sayılık isabet yine Tam White'dan. Evet, Tam White oyuna ağırlığını koymaya devam ediyor. 10. sayısı oldu. Şu an yine alan müdafasına döndü. İstanbul Üniversitesi 2-1-2 alan müdafası. Moria Jefferson, Deniz. Deniz çemberi düşünme konusunda çok kararsızlık yaşıyor. Bütün şut imkanlarını bulduğu anda hep kararsız kaldı. Vazgeçti. Kenara geliyor şimdi Deniz. Pınar oyunda. Şimdi tabii biraz daha alan müdafası yaptığı için İstanbul Üniversitesi daha hızlı hücuma ihtiyaç var. Çünkü hep dış atışlara kaldığı takdirde Galatasaray zorluk yaşıyor. Papova hücum süresinde olmasını 4 saniye var Işıl. 3 saniye, 2 saniye kaldı. Ayakla müdahale. Son top İstanbul Üniversitesi'ne kaldı. Faul hakkı yok Galatasaray'ın. Cansu oyuna giriyor. Vitola kenara geldi. 4.8 saniye var ama mola geldi İstanbul Üniversitesi'nden. Evet, şu anda özellikle dış şutlarda İstanbul Üniversitesi'nin fark yarattığını görüyoruz. Boyalı alanı kullanırken hem iç hem dış dengesini de Galatasaray'a göre daha iyi ortaya koydu ve bu skora da yansıdı. Galatasaray cephesinden bakacak olursak özellikle dış atışlarda şu anda sıkıntı yaşadığı için alan müdafasına karşı da topu içeri geçirmekte zorluk yaşadığı için ki zaten çok belirgin bir 5 numarası olmadığı için topu içeri geçirip o tipte bir basketbol oynamıyorlar. Tepeden screenlerle Papova'yı dışarıya çıkartarak skor bulmaya gayret ediyorlar ve kısalarla çembere gitmeyi tercih ediyorlar. Müdafaa anlamında Galatasaray daha fazla baskı yaparak oyunu domine eder. Sezon başından beri bu şekilde oyunu domine ediyor. Şu anda o müdafaa olmadığı için hücuma da yansımadığını düşünüyorum. Bu çünkü müdafaa kaynaklı çok sayı buluyordu Galatasaray. Şimdi Pınar'ın girmesiyle tekrardan bu sisteme geri dönebilirler ki öndeki baskı da başladı. 5 saniye içinde topu elinden çıkaramadı. Ve karşılığını da hemen aldı. Galatasaray hücum olacak şimdi. Moria Jefferson 3 saniye 2 saniye kaldı. Işıl şut imkanı buldu, isabeti buluyor Işıl Alden. Ve ilk periyot sona eriyor. 23-20 İstanbul Üniversitesi üstünlüğü var. KFC'den dükkan senin. Nefis ikili bir burger menü. Yanında patates kızartması ve buz gibi Coca-Cola ile birlikte. Sadece 15.90'a. Hesap kitaptan anlayan bu parmaklar hak ettiği özgürlüğü ver. Bakışırdan lezzet. Evet, 23-20 değerli basketbol severler. İlk çeyrek sonucu 4.8 saniye vardı. İlk çeyreğin bitimine İstanbul Üniversitesi hücum olacaktı. Mola sonrasında ön alanda baskı geldi adam adama Galatasaray'dan ve Tam White topu elinden çıkaramayınca Galatasaray hücum oldu. Sonrasında Işıl Abe'nin süre dolarken, süre biterken 3 sayılık isabeti işte bir kez daha ekranda ilk periyodun sonucunu belirlediği ve 23-20 İstanbul Üniversitesi üstünlüğü var ilk çeyrek sonunda. Tam White'ın 10 sayısıyla fark yarattığını görüyoruz İstanbul Üniversitesi tarafından. Buna Putnina eşlik ediyor 6 sayıyla. Diğer taraftan da 10 sayıyla Galatasaray tarafında 7 sayıyla Işıl Alben ve 9 sayıyla Papova şu anda takımlarının skor yükünü çeken oyuncular. Moria Jefferson'ın 3 asist oynadığını belirtelim. İstanbul Üniversitesi'nde ise 4 asist oynuyor Gizem Yavuz. Gizem. Jordan Hooper. Putnina.
Atışı Putin'in isabetli değil Pınar. Işıl. Cansu atışını kullanmadı Işıl. Cansu şimdi atışı isabetli. Eşitlik var maçta 23-23. Evet, Işıl ısrar etti Cansu'ya atış yaptırmak için ve skoru buldu Cansu. Tenbayt. Putnina. Cansu karşısında yakın savunuyor onu Jordan Hooper. Ayşe'ye yakın savunma Pınar'dan. Etkili savunma bu anlarda Galatasaray'dan ve Galatasaray hücumu olacak. İşte agresiflikten bahsettiğim buydu ama. Evet, ikinci çeyrek itibariyle maç başında söylediğimiz müdafasını sahaya yansıtmaya başladı Galatasaray. Popova, Jefferson. Yardım istedi. Cansu şimdi yardıma gitti. Jefferson boşluk aradı, dışarı çıkarttı Işıl. 6 saniye kaldı, 5 saniye. Cansu'dan bir kez daha yardım gitti. Jefferson 2 saniye, 1 saniye süre dolarken basketi buldu Moria Jefferson. Çok çok akıllı bir oyuncu, çok çabuk bir oyuncu. Çok etkili gerçekten. Güzel bir sayı buldu Jefferson. Gizem. Yine top kaybı ama son anda Jordan Hooper basket foul. Popova'dan ata. Sonrasında faul de yaptı Popova. Jordan Hooper basket faul yaptı. Eşitlik var 25-25. Jordan Hooper kuvvetli bir power forward. Şimdi baskıyı yaparken tabii yapılan hamlenin arka tarafı da olabiliyor. Dolayısıyla özellikle ön tarafta baskı yapıldığında arkadaki oyuncuların daha dikkatli olması gerekiyor. Popova kenara geldi. Yapmış olduğu bu hata sonrasında Astu Traore oyunda. Jefferson. Alan müdafasına devam ediyor İstanbul Üniversitesi. Pınar alır almaz atışını kullandı. İsabeti bulamadı Jordan Hooper. Savunma reboundunu aldı. Tam White ile şimdi hücumda. İstanbul Üniversitesi Tam White. Dışarı çıkarttı Ayşe. Galatasaray'ın savunmadaki agresifliği devam ediyor ama topsuz alanda Cansu'dan Putnina'ya faul. Evet, Putnina ilk çeyrekte de pota altını iyi kullandı. 3'te 3 ile maçın aslında başında kendi gücünü oralarda gösterdi. Kenara geldi şimdi İlayda oyunda. Alır almaz Jordan Hooper'dan 3 sayılık atış isabetli değil. Ayşe kovaladı, hücum reboundunu aldı. Bir hücum şansı daha şimdi. Tam White İlayda'dan yardım istedi. Tam White boşluğu buldu İlayda. Steps kararı. Evet, hatalı yürüme yaptı İlayda. İlayda girdiği dakikalarda aslında genç yaşına rağmen çok olumlu işler yapıyor. Özellikle müdafada gerçekten kendinden daha tecrübeli oyunculara karşı da iyi mücadele verdiğini düşünüyorum. Ve zaman zaman artık hücumda da etkili oluyor. Cansu atışı isabetli değil bu kez. İlayda savunma ribaundunu aldı. İkili sıkıştırma geldi. Oradan topu kurtardı Gizem. Gizem şutunu kullandı. Gizem'in atışı. Fırat Okul'un itirazı var ama orada Panya'nın üstüne çarptığı için. Orada da değdiğini söyledi. Şimdi hakemler kendi arasında konuşuyorlar bir kez daha. Evet, bakalım ne gibi karar çıkacak. Şimdi bir kez daha izliyoruz biz de ekranda. Potanın üstüne çarptığı için. Sanırım sayı geçersiz sayıldı. Evet.
Evet, Tim White de kenara geldi. Sasha Kado oyunda İstanbul Üniversitesi'nde. 26-25. Evet, sayıyı vermedi hakem. Evet, sayı geçersiz. 26-25 İstanbul Üniversitesi üstünlüğü var. Moria Jefferson, Işıl alır almaz 3 sayılık atışı isabetli değil. Hücum reboundunu Pınar aldı. Moria Jefferson'a topu kazandırdı Işıl. İki oyuncu karşısındaydı. Şimdi Pınar. Pınar steps kararı. İstanbul Üniversitesi hücumuyla oyun devam edecek. İkinci çeyreğin bitiminin 7 dakika var. İstanbul Üniversitesi alan müdafasında ısrar ediyor. Galatasaray'ın şutlarda isabet bulamamasından dolayı şu ana kadar da alan müdafası İstanbul Üniversitesi açısından işe yarıyor gözüküyor. Gizem. Gizem. Atışçı Gizem'in isabetli değil. İlayda basket faul. Yalnız o bench'teki İstanbul Üniversitesi'nin hakkında ateşi görüyorsunuz. Yani Fenerbahçe maçında da vardı bu. Ya o sağ içine gönderiyorlar o enerjiyi genelde. Bu İlayda'nın yaptığı işle de alakalı. Çünkü çok inandıkları bir oyuncu İlayda ve Türk basketbolu için de çok önemli bir oyuncu. Ekstra mutluluk veriyor diyorsunuz. Evet, ekstra takımın ona inancını gösteriyor. Sezon başından beri de bunu hep söylüyoruz aslında. Bu açıdan da İstanbul Üniversitesi gerçekten önemli bir iş yapıyor. 29-25 Astu Traore 3 sayı katışı isabetli değil. Ve Moria Jefferson o sırada topu alırken faul çalınıyor Moria Jefferson'a. Cansu kenarda, Vitola oyunda, Papova da oyunda, Astu Traore kenara geldi. Çok da ısrarla Astu Traore üstüne yorum yapmak istemiyorum ancak hakikaten oyunda olduğu bölümde dikkat ederseniz çok fazla bir takımı fark yaratmadı diyebiliriz. Evet, kesinlikle. Doğru söylüyorsun. Oyuna çok fazla bir katkısı, etkisi olmadı. Tim White. Işıl'a faul çalındı. Faul hakkı dolmuştu Galatasaray'ın. Çizgiye gidecek şimdi Tim White. Işıl'ın ikinci faulü oldu bu. Evet, erken bir faul Işıl için. Tim White 2'de 2 attı. 31-25. Pınar kenara geldi. Traore oyunda. Jefferson. Popova, Traore faul geldi. İlayda sanırım faul yaptı. İki atış kullanacak. Astu Traore. İşte burada bir kez daha izliyoruz. İlayda'ya faul çalındı. Evet, Işıl kenara geldi. İki faul tabii bu dakika itibariyle sıkıntılı Galatasaray adına. Bir de mental olarak da belki dinlendirmek amacında şu anda çünkü sinirlendi üst üste o faulleri. Pınar'dan son anda müdahale geldi. İstanbul Üniversitesi topu yeniden oyuna sokacak. 31-27 İstanbul Üniversitesi önde. Tim White. Ayşe geriye çekildi. Atışı isabetli Ayşe'nin iki sayılık bir işaret geldi ayağı çizgide. 33-27. Traore. Popova. Jefferson. Pınar. Üç sayılık atışı. Pınar'ın isabetli değil. Rebound mücadelesinde top en son Ayşe'ye geldi. İstanbul Üniversitesi alan müdafasına devam ediyor. Karşılığında da Galatasaray skor bulmakta hala zorlanıyor.
Ayşe. Sasha Kado. İlayda şimdi Vitola karşısındaydı. Zor da olsa atışını kullandı, isabetli değil. Moria Jefferson. Popova boş kaldı. 3 sayılık isabet Popova'dan. Eli çok düzgün gerçekten. Bu tip atışları kolay kolay kaçırmıyor. Evet, Popova'nın bu özelliği bulunduğu pozisyon itibariyle de bir avantaj aslında. Zaman zaman 4 numara oynarken çok ciddi bir avantaj oluyor Galatasaray için. Sasha Kado. Onun atışı isabetli değil ama kendi reboundunu kovaladı. Sonrası top en son Pınar'da kaldı. Hızlı hücum Pınar. Jefferson pas istedi ama faulle kesti bu hücumu. Dan White. Galatasaray'ın alan müdafasına karşı yapması gereken, biraz önce yaptığı gibi kolay sayı yemeden müdafaa kaynaklı topu kaparak hızlı hücumlarla ancak İstanbul Üniversitesi'nin savunmasını, alan müdafasındaki sıkıntısını çözebilir diye düşünüyorum. Aynı şekilde İstanbul Üniversitesi çabuk hücum etmeye devam ediyor. Çabuk hücumlarda da iyi isabet sağlıyor. Ve bu isabetler aslında Galatasaray'ın hücumunu etkiliyor. Demin söylediğim sebepten dolayı. Çünkü alan müdafasında henüz iyi bir istatistik yakalayamadılar dış atışlarda. Top içeriye girdiği takdirde de uzunlarıyla ikili sıkıştırmalarla Galatasaray hücumunu zor durumda bırakıyor İstanbul Üniversitesi savunması. Milyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde günün ilk maçında Fenerbahçe ASKİ deplasmanında 76-69 kazandı. Son çeyreği 58-56. Geride girmişti Fenerbahçe. ASKİ 76-69'da mağlup etti değerli basketbol severler. 4-35 var ikinci periyodun bitimini. 33-30 önde İstanbul Üniversitesi Galatasaray karşısında. Saat 16 itibariyle başlayan maçlar yakında Üniversitesi, Gindi Üniversitesi, Bellon Abdullah Gül Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş, Osmaniye. Traore, Popova. Popova 3 sayılık atış. Bir kez isabeti bulamadı. Vitola hücum reboundunu aldı. O da kaçırdı. Sonrasında faul Putnina'ya çalındı. Onun da ilk faulü oldu bu. Yani bu dakikaya kadar bir uzun oyuncunun faul almama sebebi oralarda çok fazla tehdit olmamasından kaynaklı. Jefferson. Vitola Jefferson. Ten White karşısındaydı. Dışarıda Traore'yi buldu şimdi. Traore'nin atışı isabetli. 2 sayılık bir isabet Traore'den. Evet. 33-32. Dış atışlarda skoru bulduğu takdirde müdafaa değişikliğine sebep olacaktır. O zaman da kendi özelliklerini daha iyi kullanabileceği hücum sistemine dönebilir Galatasaray. Gizem. Popova yakın savunuyordu Gizem'i. Şimdi Popova topa müdahale etti. Jefferson topu çalamadı. Aslı Traore. Pınar bomboş. Çembere gitti. Pınar'ın atışı isabetli. Öne geçiyor Galatasaray. İstanbul Üniversitesi karşısında hızlı bir hücum. Sasha Kado. Putnina birebir oynuyor Vitova'yla. Popova yardıma gitti. Putnina atışı kaçırdı. Popova rebound'u aldı. İstanbul Üniversitesi'nin biraz önce yaptığı hamle, sayı yedikten sonra Jefferson'ın basketi 36-33. Topu hemen oyuna sokup Mola geldi. Galatasaray'ın biraz önce söylediğim gibi, ikinci çeyreğin ortalarında söylediğim gibi müdafayı, savunmayı iyi yapıp kolay sayılar yemediği takdirde daha çabuk çembere gidebiliyor ve aslında onun alışkın olduğu sistem, Galatasaray'ın alışkın olduğu sistem de bu.
Bunun yanında İstanbul Üniversitesi biraz önceki sayıyı yedikten sonra hemen topu çıkartıp tekrar skor bulmak için topu çabuk oyuna sokmasının sebeplerinden biri o sert ve tam sağdan yapılan müdafada sıkıntı yaşamadan topu bir an önce çember altına ya da karşı sahaya geçirmek ki bunu da yaptığını gördük. Galatasaray'ın müdafası daha agresif olduğu takdirde daha hızlı hücumlarla, müdafaa kaynaklı hücumlarla şu anda öne geçme sebeplerinden biri de bu. Skor elde ediyor ve maça şu anda ağırlığını koyan taraf Galatasaray oldu. Bu arada enteresan bir hikayeden daha bahsetmek gerekiyor. Yardımcı antrenörlerden Efe Güven. Eşi de rakip şu anda İstanbul Üniversitesi'nde Hande Güven ama tabii bu maçın kadrosunda yok. Onu da belirtelim. Gizem. Gizem. Pınar karşısında Galatasaray'dan iyi savunma bu anlarda. Gizem kendi kullandı şutunu. İsabeti bulamadı. Putina orada zor bir hücum. Rebound aldı ama atıştı, isabeti bulamadı. Popova Jefferson'ın hücumda şimdi. Galatasaray Pınar. Jefferson. Vitola yardıma gitti. Jefferson yardımı kullandı ama 3 oyuncu arasına girdi. Top Aslı Traore'ye geldi. Traore o da zorladı içeriği. Traore kaçırdı. Jefferson. İstanbul Üniversitesi hücum olacak. Çok zor bir pozisyondu zaten bu ama biraz önce Galatasaray ve İstanbul Üniversitesi'nin Galatasaray müdafasında İstanbul Üniversitesi tarafından bakınca enteresan bir eşleşme var aslında. Jefferson'ın Sasha Kada ile oynaması ve Pınar'ın Gizem'le müdafaa etmesi. Sasha Kada normal şartlarda hem çembere daha rahat giden bir oyuncu. Fakat Jefferson'ın hızlı bacakları biraz onun işini zorlaştırıyor bugün diyebiliriz. Çünkü İstanbul Üniversitesi'nin spor gücünü de taşıyan bir oyuncu. Ligin de en istikrarlı oyuncularından biri aslında. Sasha Kada içeri girdi, atışı kaçtı. Yine İstanbul Üniversitesi hücum olacak. 2 dakika 17 saniye var. İkinci periyodun bitimini... Yerden kalkacak şimdi Sasha Kada. Evet. Sanırım başını çarptı yere düşerken. Neyse ki ciddi bir durum yok. Yok, Vitola'nın eli gelmiş başına. Putina. Ten White. Ten White. Şimdi 3 sayılık atış, Sasha Kada kaçtı. Putina orada hücum reboundunu aldı. İki oyuncu arasında kaldı. Foul. Vitola'ya foul çalındı. Vitola'nın ikinci foul oldu bu. Tabii Galatasaray'ın agresif müdafası kural ve hakemlerin izin verdiği derecede biraz önce ikili sıkıştırmada Putina'ya yapılan ikili sıkıştırma faul olarak değerlendirildi. İlk atışta isabeti buldu Putina, ikinci atışı bu da başarılı. Farkı bir sayı indiriyor İstanbul Üniversitesi. Jefferson. Oraya Jefferson, şimdi Pınar dışarı çıktı. Aslı Traore, Popova, 4 saniye kaldı hücum süresinde olmasına. Moria Jefferson içeri girdi. 3 oyuncu arasında basketi buldu. Moria Jefferson 38-35. Çok zor bir atışı, çok güzel bitirdi Jefferson. Putina. Ten White topu aldı. Ten White şimdi çembere gitti. Atışı... Kaçırdı şimdi hızlı hücumda Pınar. Asisti aldı Moria Jefferson'dan ve farkı 5 sayıya çıkartıyor Galatasaray. Gizem.
Sezon başında bunları çok fazla yapıyordu Galatasaray. Vitesi bir anda arttırdığında, agresifliği bir anda arttırdığında büyük bir seri yakalayabiliyordu. Yine o anlardan yaşayabiliyoruz açıkçası şu anda. 3-4 dakikadır yaklaşık olarak Galatasaray'ın çok ciddi etkinliği var maçta. Foul geldi bu arada. Maçın başında koçun da söylediği gibi hem Euro Cup'la ve bu rotasyon içerisinde tüm sezon boyu bu şekilde savunmayı yapmak kolay iş değil. Sezon başında da bizi şaşırtıyordu bu tipte savunma yapması. Şimdi süreleri azalsa da bu savunmanın daha uzun süreler yapılıyordu sezon başında. Ama yine de etkisi maça yansıyor. Jordan Hooper ilk atışı isabetli. 40-36. İkinci atışı bu da başarılı. 40-37. Pınar, Popova, Jefferson, hücum süresinde olmasına 5 saniye kaldı. Jefferson yine kendisi şut imkanını buldu, atışı kaçtı. Sasha Kado ile hücumda İstanbul Üniversitesi. Gizem, maç saati ile hücum saati arasında 1 saniyelik bir fark var. Faul hakkı yok Galatasaray'ın bu periyotta. Gizem, Jordan Hooper, 3 sayılık atışı isabetli Jordan Hooper. Eşitliği getiriyor İstanbul Üniversitesi'ne. 40-40 ve son top Galatasaray'da. Moria Jefferson'a faul geldi Sasha Kado'dan. Faul hakkı bu faulle birlikte doluyor. Evet, atış yok. 2.2 saniye var. Bakalım bu son topu nasıl kullanacak Galatasaray. İlk çeyreğin sonunda Işıl'ın isabetiyle periyot bitmişti. 2.2 saniye var. Kardelen Gezgin de oyunda. İstanbul Üniversitesi'nde Popova alır almaz şutunu kullandı, atış kaçtı. İlk devre bitiyor. Eşitlik var. İstanbul Üniversitesi 40, Galatasaray 40. Tempolu güzel bir maç izliyoruz. İlk devre itibariyle çok kısa değerlendirme olacağım. Evet, 40-40 çok yüksek bir skor gerçekten de. Maçın başında İstanbul Üniversitesi'nin Galatasaray'a nazaran daha isabetli atışları ve çabuk atışları ve alan müdafasına Galatasaray'ın zorlanması, bunun akabinde önde yaptığı baskıyla tekrardan savunma enerjisini geri kazanarak hücumları, hızlı hücumlarla maçı kendine döndürmeyi başardı. Devrenin sonunda da maç daha dengeli bir hale geldi. Güzel, keyifli bir maç izliyoruz şimdilik. Umarız maçın sonuna da kadar bu şekilde gider. İlk devre sonucu 40-40. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Tekrar birlikteyiz değerli basketbol severler. İstanbul Üniversitesi Galatasaray mücadelesinde ilk devrede 40-40 eşitlik var. Bugün diğer maçlara bakalım. ASKİ 69, Fenerbahçe 76 maç sonucu. Bu mücadeleden önce başlamıştı Fenerbahçe. Son çeyreğini 58-56 geride girdiği maçı kazandı 76-69'da. Saat 16'da başlayan maçlarda Yakındoğu Üniversitesi 21, Girit Üniversitesi 24, Bellon Abdullah Gül Üniversitesi 23, Hatay Büyükşehir Belediyesi 29, Beşiktaş 26, Osmaniye 25. İkinci çeyrek yeni başladı bu maçlarda. Evet, bu hafta sıralamayı çok değiştirebilecek ve ligin gidişatını da etkileyecek maçlar oynanıyor. Aslında her hafta büyük bir heyecan içerisinde geçiyor gerçekten de Kadınlar Basketbol Ligi. Evet, hafta içerisinde kupa mücadelesi olacak İzmir'de değerli basketbol severler. Bu heyecan da yine TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Bunu da sizlerle paylaşalım. Baktığımızda özellikle reboundlarda zaten yine Galatasaray'ın birçok maçta bunu görebiliyoruz. Üstünlüğü çok fazla ele geçiremiyor. Kadro yapısı itibariyle de zaten bu duruma uygun bir basketbol ortaya koyuyor. Yani bunun farkında olarak oynayan bir Galatasaray var zaten ve 20-17 reboundlarda İstanbul Üniversitesi üstünlüğü var.
Ya buradaki en büyük dezavantajı 9 hücum reboundu vermesi oldu İstanbul Üniversitesi'ne. İstanbul Üniversitesi de gerçekten her topu takip eden, o çember altında mücadelesini iyi veren bir ekip. Ve her topu da takip ediyor. Bunun yanında tabii Galatasaray'ın agresifleşen ve görmeye alışkın olduğumuz savunmasında da bulduğu sayılar İstanbul Üniversitesi'ni zor durumda bıraktı. Özellikle hızlı hücumlarla bir ara 9-0'lık bir seri yakalamıştı Galatasaray. Üçüncü periyot başlıyor. İki takım da maça başladıkları 5 ile parkede. Moria Jefferson'ın hücumda Galatasaray. Işıl. Astu Traore. Traore atışı kaçtı. İstanbul Üniversitesi hücumda şimdi Gizem. Gizem'in de 6 asisti var. İlk 2 çeyrekte İstanbul Üniversitesi'nde. Ten White. Sasha Kado. Ten White süreye baktı. 5 saniye kaldı. Ten White. Işıl karşısında. Ten White zorladı içeriği. Atışı isabetli Ten White'ın. Tabii şimdi 2 faullü olunca Işıl bu eşleşmede biraz zorlu bir mücadele gözüküyor. Boşluğu buldu Astu Traore ama atışı kaçırdı. Bir hücum şansı daha şimdi. Traore atış bu kez isabeti buldu. 42-42. Onun da 6. sayısı 7'de 2. İsabetle oynuyor Astu Traore. Ten White. Ten White atışı kaçtı. Rebound Popova'da kaldı. Jefferson. Foul Gizem. Jefferson. Vitola, Işıl, Vitola, içeride Traore'yi bulmaya çalıştı ama top kaybı geldi şimdi Gizem'in hücumda. İstanbul Üniversitesi bekledi arkadaşlarını. Ten White, Ten White, Putnin'i bulmaya çalıştı ama kötü bir pas geldi. Top kaybı bu kez İstanbul Üniversitesi'nden. Işıl, Işıl içeri girdi, Putnin'den blok geldi Işıl'a. Jordan Hooper. İki takım da üçüncü çeyrek itibariyle kontrolsüz hücumlar yapıyor. Vitola rebound'u aldı. Acele ve biraz da iki takımın da şu anda oyun anlayışının dışında dağınık bir hücum yaptıklarını gördük iki dakikalık bölümde. Evet, iki takım da çabuk çembere gidiyor. Galatasaray topu içeri geçirmekte, Astutora Taroraya geçirmekte ısrarlı. Ancak şu an sanki 5 numara kadar gibi onu kullanıyor, evet, şu anda. Vitola oyunda aslında baktığımızda. Putnina karşısında da dezavantajı yaşıyor. Putnina, Jordan Hooper, Sasha Kado, Gizem, Jordan Hooper. Gizem Taroraya eşleşmesi de enteresan şu anda. Ten White uzun mesafeli 3 sayılık atış isabetli değil. Süre doldu. Galatasaray hücum olacak. 42-42 eşitlik var. Jefferson. Jefferson. Işıl. Işıl atışı 3 sayılık ama isabetli değil. Ten White. Gizem, Jefferson'dan kurtardı topu. Gizem atışını kullandı. Bu da isabetli değil. Foul Putnina'dan Popova'ya. Putnina'nın ikinci faulü bu. Evet, İstanbul Üniversitesi'nde iki oyuncu çift hanelerde.
Jordan Hooper ve evet, Ten White. Hooper ve Ten White. Traore. Jefferson. Jefferson atışı başarılı değil. Bitola hücum reboundunu aldı. Traore. Boş kaldı Traore. Basketi buldu. 44-42 önü geçiyor Galatasaray. Traore'nin de 8. sayısı. Jordan Hooper. Putnina. Gizem. Hooper alır almaz 3 sayılık atış. İsabetli değil. Putnina hücum reboundunu aldı. Şimdi atışını kullandı. 44-44 eşitlik var. O da çift taneli skora ulaşan isimlerden biri oldu. 10. sayısı Putnina'nın. İstanbul Üniversitesi'nin hücum reboundlarındaki üstünlüğü devam ediyor. Astu Traore. Işıl boş kaldı. 3 sayılık atış Işıl'dan. Vitola orada hücum reboundunu almaya çalıştı ama top en son ondan çıktı. Ten White Vitola'ya rahat alma şansı vermeyince İstanbul Üniversitesi hücum olacak. Putnina. Jordan Hooper. Atışı kaçtı. Şimdi Traore hızlı hücumda Galatasaray 3'e 2 yakaladı. Işıl. Vitola içeride ama orada Jordan Hooper'dan blok geldi. Vitola'nın topuna. Ken White. Sasha Kado. Jefferson karşısındaydı. Sasha Kado. Enteresan bir şut. Çok güzel bir atışı. Sayıya çevirdi. Biraz önce de Galatasaray iyi bir hızlı hücum organizasyonu yaptı ama İstanbul Üniversitesi skora dönmesine izin vermedi. Vitola da biraz kötü kullandı o son şutu. Işıl. Işıl'ın atışı isabeti buldu. 46-46. Çekişmeli başa baş geçen bir mücadele. Turgay Atasüz Spor Salonu'nda. Jordan Hooper. Sasha Kado. Sasha Kado. Atışı isabetli değil. Popova. Rebound'u aldı Işıl. Traore. Evet. Gizem'le eşleşmişti ama Gizem hemen faul yaptı. İlk anda tabii hızlı hücumda topu bekledi ama Işıl arkasında Gizem'in olduğunu fark edince bir anlık durduğu için daha büyük avantaj sağlayabilir diye pota altında vermeyi tercih etti. Gizem kenara geldi bu anlarda. Ayşe oyunda. Jefferson. Vitola. Vitola şutunu kullandı. Öne geçiyor Galatasaray. 48-46. Jordan Hooper. Putnina Vitola karşısında dışarı çıktı şimdi. Ten White 4 saniye 3 saniye. Ten White 3 sayılık isabet Ten White'dan. Öne geçiyor İstanbul Üniversitesi. 17. sayısı oldu Ten White'ın. Hakikaten müthiş bir performans bugün Ten White'dan. Evet gerçekten. Maça skor anlamında çok ciddi bir katkısı var. Astu Traore'den 3 sayılık yanıt geldi. Bu kez öne geçen Galatasaray oluyor. 51-49 onun da 11. sayısı. Ten White. Ten White Putnina'yı buldu. Sonrasında Traore'den Putnina'ya faul geldi. Evet, tepeden şu anda Putnina ve Ten White'in ikili oyunlarını kullanarak Putnina'ya top geçirmek ya da screen'deki biraz önce olduğu gibi Vitola'nın screen sonrası hatasından faydalanarak dış atıştan Ten White'ı kullanmayı tercih ediyor İstanbul Üniversitesi ve karşılığını alıyor. Fark bir sayı indi. İki de
52 geldi Putnina'dan 51-51. Çok güzel çok, geçti. Çok, çok güzel, güzel döndü. Evet. Jefferson basketi buldu. Bir kez daha önde Galatasaray. 10. sayısı Moria Jefferson'ın. Ve blok geldi. Papova orada savunmada etkili olan evet, isim. Ters taraftan çok iyi bir zamanlamayla geldi. Papova, Traore ve Jefferson 3 oyuncu çift taneli skor üreten isimler Galatasaray'da. Ben White. Ben White. Sasha Kado. Zor pozisyonda 3 sayılık atışın isabeti yok. Pınar. Papova, Işıl, hızlı hücum. Top taşıma kararı Işıl'a. Top taşıma. Bir kez daha izleyelim. Sasha Kado. Ten White. Ten White. 3 sayılık atış. Ten White isabetli değil. Işıl topu aldı. Ten White karşısına geldi savunma için. Işıl. Foul. Ten White. Evet, Galatasaray'ın daha önceki beklentisiydi foul. Üçüncü faul oldu Ten White'ın. Ten White kenara geliyor. Putnik'in evet, kenarda aynı zamanda. İslam Üniversitesi açısından iki skorer oyuncusunun kenarda olduğu dakikalar alan müdafası tekrar deneniyor. Gizem ve İlayda oyunda. Papova, Pınar, Papova, Işıl. Ayşe karşısında 5 saniye kaldı. Işıl. Moria Jefferson 3 saniye 2 saniye 2 oyuncu arasından geçti. Jefferson atışı kaçtı. Jordan Hooper orada savunma reboundunu aldı. Gizem. İlayda. Gizem gitti Sasha Kado'nun yanına. Işıl'ın yakın savunması vardı, alamadı topu. Sasha Kado kendisi zorladı içeriği, basketi buldu Sasha Kado. 53-53 eşitlik var. Evet, Ten White'in yokluğunda Sasha Kado sorumluluğu alırım demiş oldu. Işıl boş kaldı. 3 sayılık atış Işıl'dan isabetli değil. Top en son Pınar'a geldi. Bir hücum şansı daha şimdi Galatasaray için. Işıl Ayşe karşısında. Jefferson'ın yanına çağırdı Işıl. Vitola yardıma gitti. Yine top taşıma kararı. Üst üste ikinci kez. Işıl'a top taşıma kararı geliyor. Işıl çok sinirlendi. Bir kez daha izliyoruz burada. Ayak Gizem belki olabilir ama top taşıma ben görmedim. Ayşe'nin atışı isabetli. Öne geçiyor İstanbul Üniversitesi 55-53. Işıl. Işıl. Dışarı çıkarttı Moria Jefferson. 3 sayılık isabet Moria Jefferson'dan. Yeniden öne geçiyor Galatasaray. Üstünlük sürekli olarak el değiştiriyor. Müthiş bir maç izliyoruz. Turgay Atası spor salonunda süre dolarken çembere gitti. Gizem atış kaçtı. Ve 3. periyot bitiyor. İstanbul Üniversitesi 55. Galatasaray 56. Müthiş bir final periyodu bizleri bekliyor. Evet, 3. çeyrek çok tempolu ve sürekli skor üstünlüğünün el değiştirdiği bir çeyrek oldu. İlk dakikaları biraz sakin başlasa da özellikle 3. çeyreğin 4. dakikasından itibaren gerçekten temposu çok arttı maçın. Müdafaa anlamında baktığımızda
İstanbul Üniversitesi yine alan müdafasını daha çok tercih etti bu çeyrekte de. Galatasaray çok fazla tam saha denememiş olsa da yine de daha sert bir savunma ortaya koydu. Daha iyi bir yüzdeyle oynuyor şu bu çeyrek itibariyle Galatasaray ilk çeyreğe baktığımızda. İstanbul Üniversitesi'nde Tim White'ın 3 faulle kenarda olması tabii İstanbul Üniversitesi'nin son çeyrek itibariyle nasıl bir plan yapacağını tabii şimdi 4. çeyrek başlayınca göreceğiz. Tim White'la başlayacak mı yoksa biraz daha kenarda mı tutacak? Çok fazla herhalde o lüksü olmayabilir Fırat Okul'un. Ben Tim White'la başlayacağını düşünüyorum şahsen ama. Maç boyunca da gerçekten enteresan bir eşleşme Tim White Işıl eşleşmesi. Çünkü çok bu kadar tempolu bir maçta hem skor hem müdafaa anlamında ortaya iyi performans koymakta kolay bir şey değil bu kadar tempo içerisinde. Evet, Tim White ekranda 17 sayıyla şu anda maçın en skorer ismi değerli basketbol severler. Tim White hakikaten etki performans ortaya koydu. Bir de tabii Galatasaray'ın top çalarak genel istatistiklerine baktığımızda 12.3 top çalma oranı var genel istatistiğinde. 4 top şu anda henüz 4 top çalması evet. Var ve o top çalmalar genellikle skora yönelik müdafaa kaynaklı skora yöneliyordu. Henüz bunu çok fazla göremedik. Gizem. Jordan Hooper içeri girdi. Jordan Hooper atış kaçtı. Traore rebound aldı. Işıl. Evet, Tim White'la başladı Fırat Hocam. Pınar. Traore. Top kaybı geldi Asu Traore'den. Gizem. Topu karşı alanı geçirdi. Tim White'ı buldu. Tim White. Boşluk arıyor. Tim White şimdi yavaş yavaş içeri doğru geldi, dışarı çarptı. Putina atışı isabetli değil. Jordan Hooper orada hücum reboundunu alamadı. Vitola savunma reboundunu aldı. Işıl şimdi topu karşı alana geçirdi. Popova. Traore'yi bulmak istediler yine. Bulamadı Traore'yi. Popova. Tim White. Jordan Hooper. Steps kararı. Evet, Traore'ye top geçirmek için ısrar ediyor Galatasaray. Bir önceki çeyrekte de bunu yaptı ve tabii kritik toplar bunlar aynı zamanda. Ve birkaç tanesi top kaybına sebep oldu. Jefferson. Moria Jefferson. Vitola. Astu Traore. Traore yine top kaybı yapıyordu. Jefferson. Bir teknik top kaybı geldi. Üç hücumdur. Traore'nin elinden toplar gidiyor. Gizem. Hooper. Faul Vitola'ya çalındı. Vitola'nın da bu. Bakalım üçüncü faulü. Pınar oyuna girecek. Işıl kenara geldi. Gizem. Putina son anda kurtardı Vitola'dan. Ayşe'nin atışı isabetli. Ayşe de öne geçti. İstanbul Üniversitesi 57-56. Jefferson. Jefferson iki oyuncu karşısındaydı ve hücum faul kararı çıktı. Moria Jefferson'a.
Jefferson da yerde ama kalkacak şimdi. Moria Jefferson'a faul çalındı. İkinci takım faul oldu bu Galatasaray'ın. Şu dakikalarda Galatasaray hücum ederken özelliklerini, yani iyi yaptığı şeyleri kullanmamaya başladı. Tabii şimdi biraz önce üst üste 3 top kaybı olunca da hücum anlamında ve savunma anlamında da bir düşüş yaşıyor. Putnina. Putnina topu karşı alana geçirdi. Top kaybı geldi Putnina'dan. Şimdi top en son Jefferson'da kaldı. Jefferson'ın hücumda Galatasaray. Traore. 3 sayılık atış Traore'den isabetli. Öne geçiyor Galatasaray 59-57. İki takımın da maçtan vazgeçmeye niyeti yok. Gizem. Ve bunu da çok iyi bir şekilde sahaya yansıtıyorlar. Gizem 3 sayılık atışı Gizem'in. İsabeti bulamadı. Traore reboundu aldı. Jefferson. Vitola. Jordan Hooper'a topsuz alanda faul çalındı. Ayşe kenara geldi. Sasha Kada oyunda İstanbul Üniversitesi'nde. Jefferson. Traore. Popova. Moria Jefferson. 5 saniye kaldı hücum süresinde olmasına. Moria Jefferson. 3 saniye, 2 saniye. Müthiş bir asist gerçekten. Vitola'yı harika buldu. Spektaküler hareketler sonrasında Moria Jefferson. Evet, çok güzel bir asistle skoru elde ettik Galatasaray. Gizem. Putnina, Ten White. Ten White boşluk aradı. Şimdi çembere gitti Ten White. Evet, özellikle çok dizini kaldırarak karşısındaki rakibi korkutucu şekilde çembere gidiyor. Bu konularda çok tecrübeli, evet, başarılı bir isim. Evet, çok kuvvetli gidiyor çembere zaten. Çok özelliklerinden bir tanesi ama kendisini çok iyi koruyor o anlamda. Evet. Pınar'dan atış isabetli değil. Bir kez daha Pınar'da top. Jefferson. 19. sayısını buldu Ten White. Jefferson, Pınar. Popova. 3 saniye, 2 saniye. Popova atış kaçtı. Hücum reboundunu aldı Popova. 14 saniye süresi bir kez daha başladı. Pınar'ın atışı isabetli. Pınar Demirok. 63-59. Sasha Kado. 3 sayılık atış Sasha Kado isabetli değil. Vitola savunma reboundunu aldı. Jefferson'a sakin diyor Malkovic. Biraz tempoyu düşürmesini istedi. Traore, Jefferson, Pınar, Popova dışarı çıktı. Jefferson boş kaldı. Jefferson'ın isabeti geldi. 3 sayılık isabet Jefferson'dan. Fark da 7 sayıya çıkınca Fırat Okul molayı aldı. Evet, üstünlüğün sürekli el değiştirdiği bir 5 dakika izledik. 3. çeyrekte de bunu çok görmüştük. Ancak şu dakikalarda İstanbul Üniversitesi'nde Ten White haricinde çembere gidiş yolunda sıkıntı yaşadı. Ve dış atışlardaki isabet oranı maçın başındaki gibi olmayınca mola geldi. Çünkü tempo çok yüksek gerçekten maçta. Bu kadar yoğun ve maçın sonunda diri kalmak kolay bir şey değil bu kadar zor bir tempo içerisinde. O şutların da aynı oranda tabii isabetleri de düşüyor. Bunun karşılığında da buna rağmen Galatasaray maçın başındaki kötü atış oranını şimdi olumluya çevirmeyi başardı ve bu da skora yansıyarak 7 sayılık bir farkı ortaya koydu. 66-59.
Galatasaray'da Moria Jefferson'ın 16 sayısı var. Astur Traore 14 sayıda mücadele ediyor. Ve işte Jefferson'ın güzel asisti Bitola'ya bir kez daha ekranda. Evet, çok şık, çok güzel bir asist Jefferson'dan. Mola sonrasında İstanbul Üniversitesi hücumda. Gizem, Van White. Jordan Hooper, 3 sayılık atış Jordan Hooper'dan isabetli değil. Traore rebound'u aldı. Gizem faul yaptı. İkinci takım faulü. Gizem'in de 3. faulü oldu. Traore. Popova. Pınar. Moria Jefferson topu aldı. 5 saniye kaldı hücum süresinin dolmasına. Moria Jefferson içeride Pınar'ı buldu. Pınar'ın ters turnikesi isabetli. Evet. Çok akıllıca yine çok güzel bir asist yaptı Jefferson. Putina. Atışı Putina'nın isabetli değil. Popova. Jefferson foul. Tabii oyunun hızlanması Jefferson gibi bir oyuncusu olunca Galatasaray'ın aslında işine geliyor. Dolayısıyla İstanbul Üniversitesi biraz daha belki hücumlarda daha kontrollü olmalı. Vitola Popova'ya indirdi. Şimdi Pınar süre dolarken basketi buldu Pınar Demirok. Evet, basketi verdi. O da 10. sayısını buldu. Çift taneli skora ulaştı Pınar Demirok. Fark 11 sayı çıktı. 70-59 Ten White. Sasha Kado. Atışı isabetli Sasha Kado'nun. 3 sayılık isabet geldi. 70-62. Moria Jefferson'ın da 10 asist olduğunu ifade edelim. 16 sayı 10 asist sonluyor Moria Jefferson. Vitola. Pınar. Aslı Traore hücum süresinde olmasına 4 saniye kaldı. Traore kendisi gitti. Çembere atışı kaçtı. Bir kez daha Aslı Traore geldi ve farkı 10 sayı çıkartıyor Traore. Burada az önce elden çıkarken tam çıktığı anda sanki süre dolmuş gibi öyle evet, gözüküyor Pınar'ın isabetinde. Evet, yönetmenimiz Murat Çelik de yakalamış. Teşekkür ediyoruz evet. Tüm ekibimize. Sasha Kado. Sasha Kado atışında isabet yok. Vitola'ya faul çalındı. Vitola'nın da bu 4. faul oldu. Galatasaray'ın da hücum faulü beklentisi var. Evet. İki serbest atış kullanacak Sasha Kado şimdi. İlk atışı kaçtı. Her iki takımda hemen hemen sahaya giren oyuncularından sayı katkısı almış. İkinci atışı isabetli 72-63. Moria Jefferson. 10. sayısı oldu Sasha Kadon'un. Pınar. Şu dakikalarda Galatasaray daha fazla çember altını kullanabiliyor. Skoru arttıran etkenlerden biri de bu oldu diyebiliriz. Jordan Hooper 74-63 önde Galatasaray. Az önce Vitola'nın basketiyle fark 11 sayı çıkarttı. Gizem hücum süresi 5 saniye kaldı. Gizem'in atışı isabetli 74-65. Fark ne olursa olsun, süre ne olursa olsun pes etmiyor. Kolay kolay İstanbul Üniversitesi'de Jefferson.
Evet, ligin en inatçı takımı diyebiliriz İstanbul Üniversitesi için. Jefferson. Atışı isabetli Moria Jefferson'ın da isabeti geldi. 76-65, 18 sayısı oldu Moria Jefferson'ın. Ve mola geliyor. Fırat Okul'un molası geldi sanırım. Evet. Evet, İstanbul Üniversitesi'nde şu dakikalarda özellikle demin dediğim gibi Galatasaray pota altına inen topları savunmakta sıkıntı yaşıyor. Ve bu da Galatasaray'ın hücumdaki işini kolaylaştırıyor. Tabii Jefferson çok çok büyük bir fark yarattı şu dakikalarda. Maça çok ciddi bir ağırlığını koydu. Hem asist anlamında hem skor anlamında. Gerçekten çok büyük bir fark yaratıyor Galatasaray adına. Ten White son çeyreğe girerken 17 sayısı vardı. Son periyotta sadece 2 sayı buldu Ten White. Bunda kuşkusuz hem yorgunluk etkisi var hem de Galatasaray'ın onun bulabileceği boşlukları iyi kapatması, iyi savunmasının etkisi var. Evet, genellikle tepeden screenleri kullanarak skor elde etmişlerdi Putlina ile beraber. Galatasaray bunu önlem alınca o hücum yönü kapanmış oldu. Bu dönemde de Sasho Kado aslında devreye girdi. Jordan Hooper, Putlina, Ken White, Sasha Kado şimdi içeri girdi, atışı kaçtı, Traore, Galatasaray hücum olacak. Evet, Sasha Kado'dan topun çıktığını belirtiyor hakemler. Jefferson. Jefferson, Vitola, Popova, Popova'dan 3 sayılık atış, başarılı değil. Ken White orada savunma reboundunu aldı. Hızlı hücumda Jefferson araya girdi son anda. Çok hızlı koştu geriye Jefferson. Sasha Kado'ya gelmeden araya girdi. İşte bir kez daha izliyoruz. Ken White güzel düşünerek iyi bir zamanlamayla verdi ama Galatasaray savunması izin vermedi. Gizem, Sasha Kado, Jefferson karşısında ona rağmen atışını yaptı, isabetli değil. Biraz zor bir atıştı. Evet, Pınar'ın ayağı çizgide. İstanbul Üniversitesi hücumu olacak. 11 sayılık fark var. Çok büyük bir olasılıkla Galatasaray artık galibiyete çok yakın. Gizem, 3 sayılık atışı Gizem'in isabetli değil ama Sasha Kado kovaladı, o da kaçırdı. Sasha Kado da kaçırdı. Popova faul, Kado. Dördüncü takım faul oldu İstanbul Üniversitesi'nin. Evet, Pınar sakatlık geçiriyor. Evet, diz geldi herhalde kasına. Dizinin biraz üstünü tutuyor sanki, evet. Diz geldi herhalde biraz önceki pozisyonda. Seda Deniz oyunda. Jefferson. Sasha Kado ve Gizem ikilisi karşısına gelmişti. Seda. Şimdi Moria Jefferson çok hızlı girdi içeriye ama atış kaçtı. Gizem. Ten White alır almaz 3 sayılık atışı isabetli değil. Jordan Hooper hücum reboundunu kovaladı ama topun kontrolünü sağlayamadı. Galatasaray hücum olacak. Moria Jefferson. Astu Traore.
Baskıdan kurtuldu. Moria Jefferson'ı buldu. Moria Jefferson atışı isabetli Moria Jefferson'ın. 78-65 evet. Ve 20. sayısı oldu. Moria Jefferson'ın. Evet. 20 sayı 10 asist oynadı Moria Jefferson. Maç bitiyor. Kullanmadı Ken White bu şutu da. 78-65 kazandı Galatasaray. İstanbul Üniversitesi karşısında son çeyreğe başa baş girilmişti. 56-55 önde girdi Galatasaray. İstanbul Üniversitesi karşısında sürekli olarak üstünlük el değiştirdi son çeyreğe kadar ama son periyotta gerçekten çok etkili bir oyun geldi Galatasaray'dan. Ken White'i durdurmayı başardı. Ve şu anda 78-65'likte üstünlük skorboarda yansımış durumda. Değerli basketbol severler, Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Birçok güçlü rakibine karşı gerçekten çok iyi işler yaptı İstanbul Üniversitesi bu zamana kadar, bugüne kadar. Yine bu maçta da 3. çeyreğin sonuna kadar aynı şekilde oyun ortaya koydu. Bakalım Marina Maljković neler söyleyecek. Şimdi Zeynep'in yanında röportaj için hazır sözü Zeynep'e bırakalım. Teşekkürler Veli Yiğit. Teşekkür ediyoruz röportaj için de. Hemen veda edeceğiz. Çok kısa hemen değerlendirme alalım. Sonrasında yayınımızı bitireceğiz. Evet, Maya Maljković aslında çok doğru söyledi. İki günde bir maç yapıp bu tempoda oynamak kolay değil gerçekten de. Heyecanlı bir dönem bizi bekliyor. Tüm kadın basketbol camiası açısından da hem Türkiye Kupası hem Euro Cup hem Euro League açısından güzel bir dönem bizi bekliyor. Evet değerli basketbol severler, ben Veli Yiğit, maçın anlatımında Ayşegül Aydemir Kazmaz, röportajlarda Zeynep Özdemir ile karşınızda olduk. Yönetmenimiz Murat Çelik nezdinde tüm teknik ekip arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu yayının sizlere ulaşmasında emeği geçen herkese mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.